Allah istedikleri ayetle şimdi onları deniyor. Onları denediği gibi bizi de deniyor şimdi. Nasıl deniyor? Dedi ki Salih Aleyhisselam Allah'ın emriyle, bu sudan, bu kuyudan sırayla bir gün deve içecek, bir günde devlet istediği yerde kullanabilecek. Anlayabildiğimi söylüyorum. Rabbim bana da size de hidayet nasip etsin. Biliyorsunuz Allah-u Teala bu hayatı toplu olarak yaşamamızı murad etmiş. Toplu olarak yaşamanın bir yasası da halkları yöneten bir siyasal gücün olmasını murad etmiş. Buna ister devlet deyin, ister başka bir şey deyin. Allah kendi rızasına uygun hareket etmek isteyen toplumlara, yani Müslüman olanlara diyor ki, siz bu toplumun yöneticisi olduğunuz zaman dünyanın var olan zenginliklerini, su, ateş, petrol, altın, gümüş, orman vesaire vesaire, bunları bütün halklara dağıtacaksınız. Hakim olduğunuz coğrafyada gücünüz nereye ulaşırsa bütün halklara dağıtacaksınız. Sizin devleti yöneten olarak halklardan fazla almaya hakkınız yok, diyor. Bu kitaptan anladığımız. Bunu Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali efendilerimiz de ve önderimiz Muhammed Aleyhisselam'da gördük ve tarih buna şahit ve o günden bugüne o yolu takip eden bütün Müslümanlarda da bu görülüyor. Yani toplumu yöneten, devlet gücünü elinde tutan Müslümanla diyor ki Allah-u Teala, bu hakim olduğun coğrafyada ne varsa zenginliklerini dağ başından çölde o yaşayana kadar, şehirde olana kadar herkese dağıtacaksın, herkes bundan faydalanacak. Ayrıca ekonomik olarak kimi az çalışır, kimi çok çalışır, ekonomik kimi zengin olur, kimi fakir olur ayrı. Ama bu zenginlikler, yeraltı ve yerüstü dediğimiz zenginlikler, tekrar petrol, doğalgaz, altın, gümüş dağdan çıkıyor. Sonra su, elektrik vesaire, bunlar halklara dağıtılacak. O coğrafyada Müslüman ve Müslüman olmayanlar da ayırt edilmeyecek. Şimdi bunu, bu teklifi yaptı Salihsem, zaten egemen güçler, Tis'aturahdin 9 ilçede Müslüman değil. Bu sefer Allah-u Teala dedi ki, bu deveyle yarısını halka verin dedi. Yarısını deveyle aldı. Çünkü sıra devenin olduğu gün bütün halk devenin sütünden faydalanıyor. Yani suyun, kuyunun yarısı devletin kalıyor. Yine devlet çünkü kendi arzusuyla istemiyor, Müslüman olmadı. Ama yarısı bütün halka. Bu ne demek? Bu şu anlama geliyor. Ormanların olduğu bir coğrafi bölgeyi düşünün. Eğer devlet Müslümansa, bütün devlet, benim devlet denilen egemen güçlerin temsilcileri ki Allah adınadır, ayrıcalıklar yoktur. Bütün ormanlardan herkes faydalanacak. Irmaklardan herkes faydalanacak. Ateş, yani doğalgaz, petroldan faydalanacak. Ve bu bütün dünyaya böylece yaygın hale gelecek. Bugün dünyaya egemen olan ve Allah'ın istemediği bir hayatla dünya haklarına hakim olan kimselerin elinde olan zenginliği herkes hesap etsin, hesap ettiği kadar bugün yarısını alsın ve alalım, Allah yarısını alın diyor. Deve ya gelsin Salihsem'le beraber yarısını alsın, 8 milyar insana dağıtılsın. Eminim ki bugün her bir kimse bugünkü kendine verilen aylık geçim, en asgarinin asgarisi olan geçimin en aşağı 10 katı bir güce ulaşacak ve keyflerine göre herkes yaşayacak. Hiçbir kimsenin ne açlık ne susuzluk sıkıntısı olmayacak. Yarısını, yani bugün dünyada egemen güçlerin elinde bulunan zenginliğin, petrolün, doğalgazın, altının, gümüşün, elmas yataklarının, başka madenlerin ve enerjinin ve suyun ve elektriğin
bugün be ormanların yarısını halklara dağıtın, bütün dünyada göreceksiniz, hesabınızı kendiniz yapın. Ben şimdi bir de ona kafa yormayayım. Hesabınızı yapın, bakınız dünya zenginliklerinin nasıl sadece tis'aturatin o günkü dokuzu çete, bugün de kim ne kadar varsa dünyaya egemen olan güçler, onların elindekinin dağıtılması demek ya da onlar adına küçük coğrafi bölgelerde onlar adına servet biriktirenlerin servetlerinin dağılması demek, dünyanın bir anda ekonomik olarak da ekonomik olarak düzeldikten sonra eğer İslamcı bir hayatın razı olacağı, Allah'ın razı olacağı bir hayatın da bilgisi verilirse bakınız imanca hayat nasıl güzelleşecek.